CHP lideri bugün iki ilde miting yaptı. Önce Erzincan'da sonra da Gümüşhane'de konuştu. Hedefinde de daha çok her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Kanun kaçağı ve adalet kaçkını bir şahıs Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmektedir diyor dedi. Erdoğan'ın MHP'ye yönelik sözlerine de çok ama çok ağır cümlelerle yanıt verdi. Herkes bilsin ki AKP gidiyor, kaybediyor, tasfiye oluyor. Toplumsal dip dalga AKP'yi önüne katıp süpürmek için 7 Haziran'ı bekliyor. AK Parti gidiyor dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözlerle yüklendi. Bu nedenle Erdoğan her gün meydanlardadır. Yasa ve anayasayla bağını kesmiştir. Şu anda kanun kaçağı ve adalet kaçkını bir şahıs Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmektedir. MHP lideri Bahçeli bugün iki miting yaptı. Önce Erzincan'daydı. Umutsuz olmayın. Biz varız. Türkiye sahipsiz değildir. Türk milleti çaresiz değildir. Konuşmasının büyük bölümünde hedefi Cumhurbaşkanıydı. Erdoğan'ın kendisine ve MHP'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, Aksaray'da zelil bir iddiada bulunmuştur. Ve şu sözleri utanmadan şahsıma atfen söylemiştir. Geçen hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı çıktı. Bölücü örgütün partisi meclise girmezse ülkede istikrarsızlık olur, erken seçime gidilir dedi. Bu sözlerini ispat etmezse, bu sözlerinin kanıtını göstermezse dünyanın en namert insanıdır. Delillendirmezse alçaktır, şerefsizdir. Cumhurbaşkanı geçerken bozkurt işareti yapan bir kadın Uşak'ta gözaltına alınmıştı. O konuya değindi. Bozkurt işareti yapan bir hanım kardeşimizi gözaltına aldıracak kadar MHP düşmanı bu şahsın artık sonu görünmüştür. AKP'nin bozgununu hiçbir kötü söz engellemeyecektir. Bu adama Türk milleti artık inanmayacaktır. MHP lideri daha sonra Gümüşhane'de seçmene seslendi. Biz biriz Türkiye'yi.